Evet, havalar ısındı ve Çanakkale'de gezme sezonu da başladı. Biz de bugün Çanakkale merkeze çok yakın ama manzarası, havası çok güzel bir yere gidiyoruz. Atıkhisar Barajı'na gidiyoruz. Atıkhisar Barajı ve Atıkhisar Kalesi'ne gidiyoruz. Çanakkale şehir merkezinde yaklaşık 8 kilometre, 6 kilometre uzaklıkta Çan yolu üzerinde bir yer. Ben Çanakkale'den Çan'a doğru gidiyorum. Çanakkale 7 kilometre ileride hemen şu tabela gördüğünüzde Çan ve Balıkesir tabelasını gördüğünüz yerde sağdaki toprak yola girin. Aracımızı buraya park ediyoruz ve bundan sonra kısım yürüyerek gideceğiz. Bu patika yolu takip edip işte buradaki kaleye tırmanacağız. Bu yollara özellikle dikkat edin. Biraz yollar kötü. Sadece birkaç tane patika yol var. O yüzden buraya göre kıyafetlerinizi giyip öyle gelin. Evet, bir de buraya gelirken tırmanacağınız yer çok önemli. Hemen bunu bu kısımda göstermek istiyorum. İşte şu karşıda gördüğünüz gibi arabalar orada. Yürüyerek geliyorsunuz ve burada şu kısımdan şöyle buraya tırmanıp işte zirveye geliyorsunuz. Üste çıktığımız kısım işte zirveye kısmı da burası. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara var. Ve bu tırmanışa da değer diye düşünüyorum. Evet, bu kale milattan önce 6. yüzyıllarda yapılmış. Pars Krallığı tarafından yapıldığı söyleniyor. Daha sonra Romalılara geçmiş. Ama zaman içerisinde gördüğünüz gibi tamamen yıkılmış ve harabaya dönmüş. Özellikle buraya çıkarken dikkat etmeniz gereken kısımlardan birisi, çökme tehlikesi çok yüksek alanlar var. O yüzden dikkatli bir şekilde duvarların üzerinde yürümeniz gerekiyor. Şimdi karşıda gördüğünüz yer Çanakkale. Burası Atıkhisar Barajı. Çanakkale'nin içme suyu bu Atıkhisar Barajı'nda karşılanıyor. İşte bu baraj da ismini bu Atıkhisar Kalesi'nden almış. İşte burası kale, Çanakkale ve Çanakkale içme suyunu karşılayan Atıkhisar Barajı. Burası çok yakın olduğu için günübirlik buraya gelebilirsiniz. Buradan mangal yakabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi karşıda çok sayıda araç var belli bölgelerde. Orada daha çok piknik için geliyorlar. Ve gecede, gündüzde burada vakit geçirilecek çok güzel yerlerden birisi. Bu kalenin en ilginç yerlerinden birisi de bu bölüm. Dikkat ettiyseniz burada merdiven geliyor. Ve bu merdivenden içeri geçiliyor. Böyle çok ilginç bir yer. Burada da aynı şekilde bir merdiven var. Ve bu merdivende bu bonet denen kısmın üst tarafına çıkabiliyorsunuz.